Merhaba arkadaşlar, Falcınberg klanı hepiniz hoş geldiniz canlarım. Bugün çok uyumlandığınız ve çok sevdiğiniz telve açılımını yapacağız arkadaşlar birlikte. Gördüğünüz gibi burada kalp çakramız, aynı şekilde sağlıkla ilgili meseleler ve kariyerle ilgili meseleler bulunacak. Bunlarla ilgili güzel yorumlar yapmayı inşallah hedefliyorum arkadaşlar. Kolektife uygun bir açılım olacaktır. Bu yüzden herkes uyumluluk göstermeyebilir. Uyumluluk göstermesini istiyorsanız veya herhangi bir şekilde bu açılıma uyumlanmak istiyorsanız arkadaşlar, bu videoyu beğenmeniz ve bu kanala abone olmanız gerekiyor. Siz abone oldukça, siz beğendikçe emin olun enerjiler daha da çok çoğalacaktır. Bunun da bilgilendirmesini yapmış olayım ve açılımımıza başlayalım arkadaşlar. Evet. Şöyle döküyorum tam ortaya gelecek şekilde telvemizi. Kadar yeterli. Evet. Hayırlısı ve şifası olsun. Evet, başlayacağım. Şimdi burada açıkçası sizin daha öncesinde hayatınıza girmiş, daha sonrasında böyle arsızlaşmış bir insan var arkadaşlar. Bu kişi kendi hayatını yaşamakla, kendini özgür bırakmakla mükellef kılmış. Artık eskisi kadar da böyle karakteri yerinde bir insan değil. Ve siz bu kişiyi biliyorsunuz. Bu kişi daha öncesinde size çok hata yapmış ve her hatasını, her kusurunu örttüğünüz bir insan. Şu anda bu insan bir başarısızlık ve kendini beğenmişlikle birlikte dik başlı oluşuyla birlikte ortada kaldığını görüyorum arkadaşlar. Ortada kalmış, çaresiz bir şekilde bir şey bekliyor ama beklediği şey çok büyük bir şey. Bir borca girmiş olabilir, bir sıkıntı çekiyor, bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Yani beklediği gibi, istediği gibi bazı şeyler ilerleyemediği için isyanlarda görüyorum kendisini. Ve geçmişe ait ne varsa, yani siz de dahil, aslında düşünmeye başladığı, hissetmeye başladığı bir döneme girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat siz şu aralar o kadar çok böyle kariyer konularına, mesleki eğitim konularına odaklanmışsınız ki bir kaygı içerisinde olduğunuzu, kaygıyla birlikte böyle aceleyle böyle bir şeylere yetişmeye çalışıyorsunuz. Yetişmeye çalıştığınız şeyler çok fazla, çok fazla sorumluluk var üstünüzde. Bu sorumluluğu atamadığınız takdirde kendinize sıkıntılar yaratmaya başladığınızı görüyorum. Yani düşündüğünüz şeylerle hissettiğiniz ve yaptığınız şeyler çok değişik şeyler arkadaşlar. O yüzden bir an önce manevi durumunuzu, ruhsal durumunuzu toparlamanız gerekiyor. Şu anda ne yaptığınızı bilmiyor ve ilerlediğinizi görüyorum arkadaşlar. Burada ya sizin yakınınızda ya da sizin böyle sevdiğiniz bir kişi de olabilir. Çok böyle şifalanmayı bekleyen, hastalık konusunda daha önce de çok sıkıntı çekmiş, hala da böyle sıkıntı çeken bir kişi var. Bu siz de olabilirsiniz, fark etmiyor arkadaşlar. Ama hastalık konusunda böyle şifa bekleyen, başını önüne eğmiş, sürekli dua eden, bakın, bir hoca suriyetinde uzun boylu bir kişi. Belki görüyorsunuz, belki göremiyorsunuz ama şöyle göstereyim daha iyi anlarsınız. Bakın, başını öne eğmiş, kavuklu bir hoca. Başını öne eğmiş, böyle dua ediyor. Sürekli böyle secde eden bir kişi bu. Hastalık konusunda bir problemi olan bir kişi. L harfi olabilir. Bu kişi çok şifalanmayı bekliyor ama aradığı şifa gelecek. Ya Şafi ismiyle şifa bulduğunu görüyorum bu kişi. Her kimse sağlık konusunda, aile bireyleri olabilir. Siz olabilirsiniz. Sıkıntı çeken bir kişi varsa bu kişinin sağlık konusundaki sıkıntısı iyileşecek arkadaşlar. Sağlık konusunda herhangi bir sıkıntısı artık eskisi kadar olmayacak. Sağlık konusunda ciddi anlamda bir şifalanma görüyorum. Hem hanenizde olacak bu, hem de sizde olacak arkadaşlar. Ama o kadar da kendinizi çok yorduğunuz için böyle mevsimsel hastalıklar, işte boğaz ağrısı, baş ağrısı gibi şeyleri ciddi anlamda çok yaşayacaksınız, bilginiz olsun. O yüzden dikkat edin. Burada bir 4 sayısı var. Ciddi anlamda bir 4 sayısı. Büsbüyük bir şekilde çıkmış bu.
Beklediğiniz bir belge, bir haber de olabilir açıkçası ama çok beklediğiniz bir şey bu. Çok istediğiniz bir şey. Şu olsa da artık hani bir yolum açılsa dediğiniz, yolunu gözlediğiniz bir şey. 4 sayısı var. Bu 4 sayısı sizin kariyer hayatınızla bağlantılı güzel bir sayı arkadaşlar. Beklediğiniz, almak istediğiniz bir para miktarı ya da beklediğiniz bir işle alakalı bir haber de olabilir. Başvuru yaptığınız bir yer olabilir. Yapmak istediğiniz bir iş olabilir. 4 sayısı çıkmış. Artık bunu nasıl algılamak isterseniz. Güzel görünüyor ama hayırlı gözüküyor bunun sonu. Kariyer hayatınızla alakalı ciddi bir korku yaşıyorsunuz, bir kaygı yaşıyorsunuz ama bu kaygının içerisinden artık çıkacaksınız. Çünkü size yol gösteren bir kişi olacak. Bu kişinin isminde I ya da İ harfleri olacak arkadaşlar. Bir kadın görünüyor. Size ciddi anlamda bir yol gösterecek, rehberlik yapacak. Onun sayesinde biraz daha böyle maddi durumları toparlayacaksınız. Hatta aklınıza gelmeyen şeyleri başka insanlardan duyduğunuz zaman artık hareketlenmeye geçeceksiniz. Artık o durgun halinizden bir eser kalmayacak. Beklediğiniz haberler, gelişmeler var. Onlardan sonra hayatınıza renklilik katacaksınız arkadaşlar. Fakat siz ilişki konusunda o kadar çok mağdur olmuşsunuz ki ilişki konusunda artık eskisi kadar karşı cinse yaklaşım sağlayamıyorsunuz. Güven sağlayamadığınızı görüyorum. Ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığınız için yalnız kaldığınızı hissediyor. Yalnız kaldığınız için de kariyer hayatınıza odağınızı kaybetmiş olduğunuzu görüyorum ben. Çünkü elinizde avucunuzda ne varsa ilişki konusunda sürekli bir uğraş içerisinde, sürekli yapıcılık şeklinde ilişki konusunda sizinle ilgilenmeyen, size ilgi gösteremeyen, ilişkiyi, sevgiyi, aşkı karıştıran ve yanlış bir yol tercih etmiş bir kişinin hala böyle bir haberini bekliyorsunuz. Hala oturmuş beklediğinizi görüyorum. Fakat bu insan çok kararlı bir insan. Aynı zamanda çok yalancı bir insan. Yani kendi hayatına uygun hareket ediyor. Zaten bu insanla kültürleriniz, bakış açılarınız çok farklı olabilir. Fakat bu insan sizinle gerçekten olduğu zaman veya sizi gördüğü zaman sizinle o kadar çok iyi anlaşıyormuş ki tek sizin yanınızda şifa bulabiliyormuş. Şu an ciddi anlamda bu insanın hayatında bir başarısızlık söz konusu. Bu başarısızlık kendi hayatındaki yaptıklarının bir bedeli ve bir cezası arkadaşlar. Siz şu an bunu görmüyorsunuz veya bundan haberiniz yok ama bu insan size kendisini sürekli mutlu gösteriyor. Sürekli size ihtiyaç duymadığını gösteriyor. Halbuki şu anda da size çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde olduğunu söyleyebilirim. E ve A harfleri bu insanın isminde ciddi anlamda çok yansımış. Ve bu insanın ikili vadelerde sizin hakkınızda yapacağı bir eylem gözüküyor arkadaşlar. Bu eylem nedir biliyor musunuz? Sizin bu insanda herhangi bir eşyanız, herhangi bir muhtaç duyduğu, size muhtaç duyduğu bir konudan sizinle iletişim halinde olacağını görüyorum tekrardan. Fakat siz eskisi kadar bu insana güvenemediğiniz için, eskisi kadar bu insanla olan bağınızın artık eskisi gibi olmadığını anladığınız gibi bu insana karşı artık ilgi duyamayacaksınız. Çünkü bu insan sizi her konuda, her hatasında yalan söyleyerek veya süslü yalanlarla maalesef kandırmış gözüküyor. Ciddi anlamda bir pişmanlık yaşadığını göreceksiniz bu insanın. Ama bu pişmanlık yine size süslenerek geldiği bir pişmanlık olacak. Kendini acındırmayı, küçük Emrah rolünü oynamayı çok seven bir insan bu arkadaşlar. Sizin zaaflarınızı kullanarak maalesef sizin hayatınızı yönetmiş gözüküyor. Bu insanla ilgili çok yaranız var. Açıkçası bunları burada her şeyini anlatırdım ama vakit yetmez diye bu konuyu geçeceğim arkadaşlar. Sizden gizlediği sırları, sizden gizlediği, hatta size söylemediği, size açmadığı çok şey var. Çünkü çok sessiz davranıyor, çok sinsi davranıyor ve bugün yarın ne yapacağını bilemiyorsunuz bu insanın. Ani şeyler yapıyor ve sizi çok şaşırtıyor. Açıkçası şaşırtmakla birlikte de üzdüğünü görüyorum. O yüzden bu insanla ilgili bir göz aydınlığınız var. Bu göz aydınlığı onun kendi hayatında perişanlık ve pişmanlık şeklinde yaşadığı ve siz yokken
verdiği sözleri tutamadı ve başarısızlıkla birlikte artık böyle bitmiş bir durumda olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Kendi gözlerinizle de şahit olacağınızı görüyorum. Bir bahaneyle de dediğim gibi işte şu sende kalmış, bu sende kalmış, bunu versene, bu nasıldı diyerekten iletişim halinde olacağını görüyorum bu insanın. Kesinlikle taviz vermeyin çünkü sizin her anlamda affedici kişiliğinizden ve zaaflarınızdan her türlü yararlanmış arkadaşlar tekrar aynı şeyi yapmayı düşünebilir veya aynı şeyi yapmak isteyebilir. Çünkü sizi gerçekten çok kışkırtmış ve hep sizin üzerinize oynamış bir insan. Aynı zamanda bu insanın çevresinde bir kişi var ve bu kişi bu insanı çok seviyor. Bu insanın peşinden ayrılmıyor ama içerisinde hep bir kıskançlık ve bir haset var arkadaşlar. Bu arkadaş olabilir veya üçüncü bir kişi olabilir. Sizin ilişkinizi dağıtmaya çalışan. Bu kişiyle arası bozulmuş veya bu kişiyi çevresinden artık uzaklaştırmış durumda ve yalnız kaldığını görüyorum. Bu aklınızdaki kişinin yani bütün yolu tercih etmiş, bütün seçenekleri tercih etmiş. Size adım atmamak için çok gururlu bir insan çünkü. Yine de size adım atacak arkadaşlar. Son seçeneği siz kalıyorsunuz. Ondan sonra size geri dönüş yapacak. İkili vadelerde görünüyor geri dönüşü için. Burada bir tartışma var. Bu tartışma hane içerisinde dönecek bir tartışma. Hatta bir hafta öncesinde ya da bir hafta sonrasında yaşayabileceğiniz bir tartışma olacak. Bu tartışmadan sonra sizin kariyer konusunda yapmak istedikleriniz kısıtlanacak. Aile ve hane içerisinde bir tartışma meydana geliyor. Ve bu tartışmada sizin kariyer hayatınız kısıtlanacak. Siz kendi bildiğinizi yapacaksınız artık arkadaşlar. Çünkü bu zamana kadar gerçekten çok kısıtlanmış ve çok yönetilmiş bir insansınız. İnsanlar tarafından henüz hiçbir sonuca ulaşamayınca artık kendi bildiğinizi yapacak. Kendi hayatınızda bir ilerleme kaydetmek isteyeceksiniz. Bakın burada bir lamba var. Alaaddin'in sihirli lambası gibi bir şey. Bakın burada. Şurada görüyorsunuz. Kariyer hayatınızda ve ilişki hayatınızda bakın şu iki noktada istediğiniz dileğiniz var. İki tane farklı farklı dileğiniz bunlar. Ama bu lambanın içerisinde herhangi bir şey yok. Yani dilek dilediğiniz şey de henüz gerçekleşmemiş, hatta siz çok beklemişsiniz, hatta çok sabırsız olmaya başlamışsınız. Son zamanlarda bu sizde daha çok mevcut. Dedim ya aceleci olmaya başlamışsınız artık. Ne istediğinizi, ne yaptığınızı bilemiyorsunuz. İki tane dileğiniz var, çok istediğiniz, o dilekleriniz gerçekleşecek. Biri ilişki konusunda, biri de kariyer konusunda. Ama gerçekleşmesi, nasıl diyeyim size arkadaşlar, üçlü vadeleri bulacak. 3 hafta, 3 gün, 3 ayda olabilir. Gerçekleşmesi üçlü vadeleri buluyor. Gerçekleştikten sonra siz artık rahat bir nefes alabileceksiniz. Eskisi kadar bakın nefes aldığınızda bile yani bu insanın yaşattıkları yüzünden ya da kariyer konusunda insanların size yaşattıkları yüzünden kısıtlanmalarınız yüzünden rahat bir nefes alamıyorsunuz. Nefesinizde bile artık böyle bir daralmalar olmaya başlamış. Yani kendinize çok sıkıntı yarattığınızı geçmişle alakalı her şeyi böyle kafanıza taktığınız için bu sıkıntılardan artık arınacağınızı görüyorum. Çünkü artık eskisi kadar o acıyan, o affedici, o sabırlı kişiliğiniz olmayacak. Her şeyde artık bir sınır koyacaksınız kendinize ve bu sınırla birlikte ilerleyeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Çok güzel seçimler ve tercihler yapabileceğiniz bir döneme gireceksiniz. Hazırlıklı olun. Özellikle o iki tane dileğiniz artık hani böyle gerçekleşmeyen ya bu gerçekleşmiyor olmuyor ben bundan umudumu kestim artık dediğiniz o iki şey gerçekleşecek ve gerçekleştiği zaman artık kim olduğunuzun farkına varacaksınız. Nasıl bir karakterde olduğunuzun farkına varacaksınız. O sizi sömürmeye çalışan enerji vampirleri artık hayatınızdan çıkacak. Ciddi anlamda çıkacak. Şu anda herhangi bir sıkıntı göremedim. Enerjiniz yükselecek, enerjiniz tam olarak yükseldiği bir dönemde olacaksınız. Artık her şeyin ayağına gitmekten ziyade her şey böyle sizin ayağınıza gelecek arkadaşlar. Bunu net bir şekilde burada gördüğüm kadarıyla söyledim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir açılımımız.
Benden detaylı bakım, kişisel açılım yaptırmak isteyen arkadaşlarım varsa 0546 650 51 70 numaralı telefonumuzdan WhatsApp'tan iletişim sağlayabilirler. Açıklama kısmında Gmail ve Instagram hesaplarımız da mevcut arkadaşlar. Oradan da iletişim sağlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu videoyu beğenen ve bu videoya abone olan kişilerin bu açılım niyetine olsun diyorum. Sadece onlara özel olacak çünkü enerji uyumlanması adına. Teşekkürler, iyi günler.